Şu anda ikimiz bırakın böyle şey ilişkileri sıradan yani ne bileyim işte bir televizyon programında karşı karşıya konuşuyoruz. Agah Bey şöyle şöyle bir adamdır, ona şunu sorunca şunu söyler gibi bir yargıya vardığınız an buradaki ilişki biter. Ben de sizinle ilgili bir yargıya vardım. Tanımlayıcı her söz ilişkiyi bitirir. Arzuyu bitirir, zevki bitirir, heyecanı bitirir, intihara götürür. Yani biri size siz demiyorsa, siz ne diyorsunuz? Sizce böyle mi yapmalıyız? O merakın kalıcılığı, evet. Hep merak etmek payı değil mi? Böyle yapın diyen biri sizi sevmiyordur. Doğruları bilen biri sizi sevmiyordur. Doğruları bilen biri. Doğruları, mutlak doğruya ulaştığına inanan biri kimseyi sevemez. Yani şöyle şöyle yapmak lazım, şu şudur, bu da budur, sen de şusun dendiğinde flört yok. Kuşku yok. Evet. Yani sen benim özne oluşuma, özelliğime saygı göstermediğine göre... Her şeyi bildiğine ve hepsinin doğru olduğuna inandığına göre... Ve benim de ne olduğuma karar verdiğine göre... Evet. Benim hiçbir değişimimi fark etmeyeceksin demektir. Ve farklılığını kabul etmeyeceksin demektir. Orada heyecan biter, ilişki biter, zevk biter, aşk biter. Yeni yıl bu anlamda yeniliğe açık... Sizinle bir sohbetimizde söylediğimiz bir şarkı sözü, bir mısra belki siz hatırlayacaksınızdır hevesle ilgili. Tekrar edebilecek misiniz bilmiyorum. Benim, evet. Bir daha o yolları aynı hevesle yürür müyüm? Evet. Sıla'nın sözüydü. Evet. Bir daha aynı hevesle o yolları yürür müyüm derken ilk yürüyüşümde eğer onu kafamda anlamlı bir hale getirip tanımlamışsam heves kalır mı? Kalmaz. O şudur. Orası şöyle bir yerdir. O kadın şudur. O adam budur dediğimizde aynı hevesle yürüyebilir miyim? Bilmiyorum. Bilebilmek için saygı göstermem gerekiyor. Evet. Yani çok hayata, işe, ilişkiye, arkadaşlara, sevgililere saygı göstermeyen birinin bir şeyi sevmesi, arzulaması, aynı hevesle tekrar yürümesi mümkün değildir. Çünkü bütünlük illüzyonuna ihtiyacımız var. Ben de biliyorum. Bu kıymetli bir şey. Ben de biliyorum. İyi bir şey demiyorum bakın. İnsan bu diyor. Evet. Kötü bir şey de demiyorum ama. O zaman herkes kendi illüzyonunu yaratıyor bir şekilde böyle davranarak. Bu illüzyonu sürdürebilmek için bazen gerçeği duysanız da duymazsınız. Evet. Bu illüzyonu sürdürebilmek için inandığımız şeye inanmaya devam edebilmek için yalanlarımıza, cahilliklerimize sıkı sıkıya sarılırız. Sanıldığının aksine insan cahil olmak ister. Çünkü? Çünkü o illüzyonu besleyen bir şey bu. O illüzyonu kaybetmemek için cahil olmak isteriz. Öteki mahalleden kimseyi duymak istemeyiz. Sosyal medyada iyi, sağlam bir araştırma yaparsanız herkesin kendi mahallesinde öttüğünü görürsünüz. Evet, ki yani zaten... Sizin yazdığınız tweet, benim yazdığım tweet, sizin ve benim gibi düşünenler dışındaki insanlara ulaşmıyor aslında. Çok yakında zaten jurno.com.tr